Gördün değil mi haberleri? Gördün, kapak bizim başımıza patladı yine. Ya tamam, sakin olsana biraz. Neyin var? Selim. Kayıp bir çocuk bizim partimizde bulundu. Az daha havuzda boğuluyordu çocuk. Abuk sabuk böyle tipler çıkacak şimdi, bir de bizden bilecekler saçma sapan. Sen üç çocuk için endişelendin yani. Başım ağrıyor ya benim. Dediğim gibi oğlumuzun oraya nasıl geldiğini kimse bilmiyor. Görmemişlerdi. Bakamayacağını anlayıp öylece bıraktı oğlumu. Ölüme terk etti. Gülsene. Yiğit Bey derin niçin işe aldınız? Anlamadım komiser bey. Pek hizmetçiye benzemiyormuş da. Kim söyledi bunu size? Diğer hizmetçiler. Enteresan olan yakınları da öyle söyledi. Hizmetçilik yaptığına inanamadılar. Yakınları mı? Kimsesi yoktu. Demek size yalan söylemiş. Kim bilir başka ne yalanlar söyledi. Güvenlik kameralarını incelediniz mi? Siteye geri dönmüş mü? Baktık, öyle bir şey görünmüyor. Yani Yusuf tek başına arka kapıdan şifreyi çözüp böyle emekliye emekliye siteye geri döndü. Öyle mi? Hayır tabii. Kameraların bazıları çalışıyor olsaydı bir açıklaması olurdu. Siz ne düşünüyorsunuz? Orada olmanız büyük şans. Davetli değilmişsiniz. Hayır, değildim. Beni ziyarete mi gelmiştiniz? Ben görüşme için gelmiştim. İş için mi? Kimle? Yok. Bir yakınım, arkadaşımın burada. Yakın bir arkadaşınız için iş mi arıyordunuz? Yani tam olarak öyle değil aslında ama... Hanımefendi, niçin orada olduğunuzu söyler misiniz? Komiser bey, sizce de bu kadarı yeterli değil mi? Kimse kim? Bu kızcağız bize çocuğumuzu bağışladı. Bir can armağan etti. Yetmez mi? Haklısınız. Günü kahramanını daha fazla yormayalım. Bir gelişme olursa haber veririm. Allah belasını.